Evet, reflection. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, yine hatırlatayım. Bu konuyu attribute konusunda arkadaşlar bağımsız düşünmeyin. Öncelikle attribute'leri bir şöyle biraz anlayın. Ondan sonra arkadaşlar bu konuya bakmanızı öneriyorum. Reflection konusu nesneler arkadaşlar çalışma zamanında tip bilgilerini elde etmek için kullanılıyor. Yani çalışan bir programda arkadaşlar meta datasına erişim veren, yani metadata'dan kastımız arkadaşlar şu an bracketlarımızdan araya yazdığımız veriler, erişim sağlayan sınıflar. Sistem reflection içinde bulunuyor arkadaşlar. Namespace'i bu. Uygulamamızda tip, değer, nesler arkadaşlar uygulamaya eklemeyi sağlayan sınıfları içeriyor. Şimdi şöyle bir reflection yapalım, bir bakalım. Öncelikle reflection'ın nerelerde kullanıyoruz? Ona bakarak başlayalım. Attribute bilgisini çalışma zamanında ulaşmamızı sağlar. Ha, demek ki ben o bracketlarını yazdığım, araya yazdığım bilgilere çalışma zamanında ulaşabilme imkanı veriyormuş bana. Çeşitli tipleri incelemeyi sağlar. İnceleyebiliyoruz yani yazılan bölümleri. Metot ve propertileri geç bağlanmayı sağlar. Metotları ve propertileri istersek kapatıp istersek açabiliyoruz. Geç bağlanmadan kastı bu arkadaşlar. Çalışma zamanında yeni tipler yaratmayı sağlar. Bu tipleriyle bazı görevler gerçekleştirebilir. Şimdi çalışma zamanında reflection sayesinde birçok yeteneğe kavuştuğumuzu görüyoruz. Şimdi ben bir reflection örneği yapalım. Attribute sınıfımızdan önce attribute'ümüzü tanımlıyoruz arkadaşlar. Add attribute ismi bize yardım edecek. Read only bir URL verisi var. Bir topic verisi get ve set property'si var. Bir help attribute'ü var. URL'yi arkadaşlar tetikliyor, değiştiriyor. Pardon. Help attribute bir constructor. Bakın arkadaşlar aynı isme sahipmiş. Help attribute'ü var arkadaşlar. This URL'yi değiştiriyor ve bu sabit kalıyor arkadaşlar URL. Private değişkeni buraya tanımlamış arkadaşlar. Keşke yukarı tanımlasaydı. Bu property'miz, bu da arkadaşlar o property'nin bilgilerini tutulduğu topic bölümü. Şu ana kadar sorun yok tahminim arkadaşlar. Help attribute arkadaşlar unutmayalım bir URL alıyor. Yani burada information diye bir text bilgi göndermiştik ama normalde arkadaşlar buraya URL göndereceğiz. Bakın class'ın üstüne bu help attribute'ünü yazmışım. Sanırım buraya kadar attribute konusunda gördüğümüz konuyu gördük arkadaşlar. Gelelim reflection bölümüne. Yazdığımız kod buydu. Arkadaşlar, reflection bölümünde siz öncelikle şunu çalışma anında şunu bulmaya çalışacağız. Bu nedir arkadaşlar? Bir class'a yapılmış attribute. Bunu yazıyorum. Sistem reflection member info şu my class. Bu my class'a attribute. Attribute'ler arkadaşlar get custom attributes diyerek info true diyerek buradaki true'nun anlamı şu arkadaşlar. Reflection üzerinden attribute'leri diziye aktarmak için kullanılan arkadaşlar bir metot. Reflection üzerinden attribute'leri diziye aktarıyor. Object dizisi arkadaşlar bu. Object dizisinde console writeline'la içindeki değerleri arkadaşlar ekranda gösteriyorum. Bu şekilde ne oldu? Burada siz bunu çalıştırırsınız. Ekrana arkadaşlar şu anda sistem console.writeline'dan şuraya yazdığınız arkadaşlar attribute'lerle ilgili bilgiler geldi. Artık bunları yönetebilme şansı size doğmuş oluyor arkadaşlar. Çalışma zamanında altını çiziyorum. Örneğin şöyle bir örneğimiz var. Bakın debug bölümüne attribute örneği içinde yazmıştık onu da. Bakın şu örnek. Son yazdığımız örnek. Debug info'ydu klasımız. Attribute'den çözmüştük. Birçok özelliği vardı. Şu şekilde kullanılabiliyordu. Arkadaşlar ben şu bilgilere ulaşayım. Yani class var. Burada get array var. Burada arkadaşlar display var. Metotlarda da tanımlanmış. Class'a da tanımlanmış. Şu tüm attribute'lere ulaşayım derseniz tekrar bir
rectangle oluşturuyorum. Display'i çağırıyorum. Ve ardından diyorum ki arkadaşlar, type of rectangle. Bitti. Şu şekilde bir tanımlama yaptım. Ardından type.get custom attribute çalıştırdım. Ya bu arada şu anda rectangle klasının arkadaşlar attribute'lerinin tümünü döndürdüm. Ardından bunları bir object'e attım. For each kullandığım için arkadaşlar bana dönen, buradan bir dizi dönüyordu ya, direkt dolaşabilirim. Ve ben biliyorum object geliyor bana hep. Objectleri aldım. Objectlerim de ne türden geliyor onu da biliyorum. Debug info. Çünkü tek attribute'üm var arkadaşlar. O da debug info. Bilinçli bir dönüşüm işlemi yaptım. Debug info'ya çevirdim. Gelen attribute'leri. db'yi nokta bak. Artık developer. Last review. Mesaj. Yani arkadaşlar yukarıda yazılan tüm bilgileri şu şekilde. Bakın 56'ya ismi, tarihi, varsa mesajı arkadaşlar tümünü şu şekilde çekebiliyorum. Altını çiziyorum. Bakın arkadaşlar ben main'in içindeyim. Çalışma zamanında arkadaşlar bunu çekiyorum. Çalışma zamanında. Hocam ya ben sadece buradan işte metotları ulaşmak istiyorum. Type.get methods diyerek metotlara ulaşabilirsiniz. Artı get attributes arkadaşlar yaparak tekrar attribute'leri, bakın burada attribute'leri bu sefer get, custom attributes diyerek m.custom attributes, bu sefer arkadaşlar metot attribute'lerin tümünü dolaşıyor. Ve bu şekilde arkadaşlar bu sefer de metotları yazdırıyor.